Muhabbet Kuşlar Dünyası kanalımdan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yine sizlerle birlikte yeni bir videoya başlıyoruz. Hediye kuşlarımızı verdik. Yani verdik derken hediyemizi ettik. Kazanan arkadaş yazdı. Şimdi yarın inşallah buluşacağız. Kuşları teslim edeceğim. Bunun videosunu da çekeceğim. Sizlerle paylaşacağım. Bugün biraz sizlere pratik olabilecek bilgiler veya aklınıza gelen sorularla ilgili kuluçka dönemi ile ilgili biraz bilgi vereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar kuluçka dönemi çiftleşmeden bir hafta sonra yumurtlamayla başlar. Yalnız kuşlar bir hafta sonra hani çiftleşir bir hafta sonra yumurtlar. İlk yumurtada kuşlar kuluçkaya yatmazlar. Kuşlar 3. veya 4. yumurtayı yaptıktan sonra kuluçkaya yatarlar ama bu süre zarfında da yumurtayı soğutmamak için aralıklı olarak girip yumurtayı biraz ısıtırlar. Yumurtanın kanlanması için yumurtaya devamlı yatması lazım dişi kuşun. O yüzden dişi kuş 3 yumurtadan sonra yumurtaya yatmaya başlar. Hani 3. 4. yumurtada ki bütün yavrular hemen hemen yakın zamanda çıksın diye. İlk yumurtaya hemen yatmaya başlarsa diğer yavrular daha geç çıkacağı için diğer yumurtadaki yavrular aralarında çok büyük farklar olacaktır. O yüzden biraz geç kuluçkaya yatmaya başlar. O yüzden bazı arkadaşlar hani birinci yumurtada ikinci yumurtada yatmadı gibi sorular soruyor. Çünkü yumurtayı tamamlamadan yatmıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kuluçka döneminde 19 günlük bir süreçtir. Bu da yumurtaya yatmaya başladığı günden itibaren sayılır. Eğer hani ilk yumurtadan itibaren sayarsanız yanılgıya kapılırsınız. O yüzden ben sizlere diyorum ki 19 ila 21 gün arasında beklemeniz gerekiyor. Bunu da neye dayanarak söylüyorum? Yumurtaları numaralandırarak yavruların çıkma sürecini takip ettiğim dönemde ilk yavruların mesela 21. günde çıktığını gördüm. Bu da neden kaynaklanıyor geç çıkması? Geç yumurtaya yatmasından kaynaklanıyor. Hemen yatmadığından kaynaklanıyor arkadaşlar. Bunu da bu şekilde birbirine bağlantıyı nasıl olduğunu size anlatmış oldum arkadaşlar. Kuluçka döneminde 19 günün sonunda veya işte kuluçka dönemini tamamladıktan sonra yavru çıktığı zaman anne kuş kuşa kursak sütü verir. Birçok arkadaşımız sorularda yavru çıktı ne yapmam gerekiyor gibisinden sorular soruyor. Arkadaşlar heyecanınızı anlıyorum. İlk defa yavrunuz oluyor. İlk defa kuşunuz hani yumurtadan yavru çıkıyor. İlk yavru olduğunda sesini duydunuz veya gördünüz. Fazla rahatsız etmeyin arkadaşlar. Yuvayı açıp fazla rahatsız ederseniz anne kuşun yavruyu beslememesine sebep olur. Yumurtalardan kalkıp yavrunun üşüyüp ölmesine sebep olabilir. O yüzden arkadaşlar ilk yavruyu gördünüz, duydunuz, herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Zaten anne de ilk 2-3 yavruya yetecek kadar kursak sütü bulunur. Bu kursak sütü 3 yavruya kadar yetiştirebilir. Fakat daha sonraki yavruları yetiştiremediği için onlara normal yediği yemi verir. O yüzden sizlere diyorum ki yavru çıktıktan sonra yapabileceğiniz en güzel şey mama hazırlamak. Mama hazırladığınız zaman kuşlar kursak sütünden faydalanamayan kuşlar mamayla besleneceği için yumurtadaki proteinden besleneceği için kuşlarınız ufak kalmayacaktır. Diğer kardeşleriyle aynı boyutta olacaktır. Vitaminsiz kalmayacaktır. Zaten hani bir haftalık 10 günlük olduktan sonra normal annesi kursak sütü bittiği için normal yemle besliyor. Kuş da onu öğütmeye başlıyor. Bunun midesi hani sindirim sistemi buna alışıyor diyelim. Annesi bu şekilde alıştırıyor. Sütle başlıyor. Daha sonra yemi kusmaya başlıyor. Kuşun sindirim sistemi de buna göre kendini geliştiriyor arkadaşlar. O yüzden çok aşırı mama da vermeniz bence faydalı değil. Hani kuşa her gün mama verirseniz yavruya yem kusmadığını düşünürseniz kuşun kursağı da hazır gıdalara alışacağı için yem sindirmeye alışmayacağı için ileride kursak mantarı gibi problemler piyasaya çıkacaktır veya yem yiyememe gibi sorunlar ortaya çıkacaktır arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar haftada 2 defa vermeniz yeterlidir. Yavrunuzun çokluğuna göre bir tane iki tane yavrunuz varsa haftada 1-1,5 ama 2-3-4-5-6 yavru olanlar haftada 3 kere de verebilirler arkadaşlar. Bunları da taze, bu mamayı da taze vermeniz lazım. Kuluçkanın birinci ayını tamamladığınız dönemlerde 20-25. Günlük olduğu dönemlerde
Özellikle son yavrularda anne ve baba tekrar çiftleşirler, tekrar yumurtlarlar. Hatta yavru almadan yumurtladığını görebilirsiniz. Böyle durumlarda bir an önce yavrunuzu yuvadan almanız lazım. Gerekirse şırıngayla beslemeniz lazım veya ayırıp bir yerde yem yemesine alışmasını beklemeniz lazım. O dönem, o süreçte de babayı yanına koyarak arada bir, işte günde bir saat babayı yanına bırakarak beslemesini sağlayabilirsiniz. Eğer öbür türlü anne bazen çok kızgın oluyor yumurtladığı zaman, yavruyu da yuvada gördüğü zaman kötü sonuçlarla sonuçlanabiliyor. Size dediğim gibi arkadaşlar, bugün sizlere kuluçka dönemini anlattım. Aklınızdaki sorulara biraz yanıt olsun diye bunları anlatıyorum arkadaşlar. Yumurtalar ne zaman alınır? Size bunları da söyleyeyim. Çıkmamış yumurta, mesela kuşunuzun hiçbir yumurtası çıkmadı. Ama sizden ricam, bu yumurtaları almayın. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Kuşlardan yumurta çıkmadığı zaman, aldığınız zaman kuş tekrardan yumurtlamak için daha kendini toparlamadan tekrar yumurtlamaya başlayacaktır. Bu da kuşu yıpratır, yorar, yumurta sıkışmasına sebep olur ve kuşunuz ölebilir. O yüzden sizlerden ricam, kuluçkanız, yumurtalarınız kuluçkadan çıkmadı diyelim. Siz ne yapacaksınız? Normal ya bir yavru çıkıp yeme düşebilecek süreç, yani 20-25 gün veya tam bir aylık bir süreçte yumurtaları almayacaksınız ki kuşunuz ne yapsın? Hem kendi stresini alsın, hem yumurtalardan umudunu kessin. Şimdi yumurtayı aldığınız zaman kızgınlaşacak, erkeğe dövecek, oraya buraya saldıracak, yuvaya girmeyecek. Bir dahaki kuluçkada problemler. O yüzden kuşunuz bırakın, boş da olsa yumurtalarda yatsın. Kendini belli bir dönemden, ya bazı kuşlar anlıyor, kendileri bile hani sesi duyup yumurtayı kırıp çıkarttığını biliyorum yavruyu. Bazı kuşlar da günü geçtikten sonra, bir hafta iki hafta sonra yumurtaları attığını biliyorum tekrar çiftleşmek için. Bu gibi durumlarda oluyor, kuşlar kendileri biliyor hani kuluçkanın ne zaman çıkacağını, yavru çıkması gerektiğini, neden çıkmadığı gibi durumları biliyorlar arkadaşlar. O yüzden sizden de ricam, kuşlarınız bir kuluçka dönemi geçene kadar, hani bir yavru büyüme dönemi geçene kadar yumurtasını hemen almayın. Hem kendi dinlensin, hem de psikolojik olarak kendini yıpratmasın arkadaşlar. Kuluçka dönemi ile ilgili arkadaşlar, başka sizlerden gelen sorular üzerine yine sorularınızı yanıtlamaya devam ediyorum. Yorumlara yazıyorum. İleride yine tabii kısmet olursa hani kuş vereceğim. Videolarda hani bazı yorumlarda bazı arkadaşlar sakat kuşları veriyor gibi şeyler söyledi. Ben zaten burada iki tane çarpık bacak kuşu neden hediye ettiğimi söylemiştim. Buradaki üretim ortamına uygun olmadığını söylemiştim. Özel bakabilecek hani ailelere verdim iki yavruyu da, sağ olsunlar, onlar da aldılar, güzel güzel bakıyorlar. Yalnız şuradaki çiftim, bunların hiçbir sorunu yok. Daha önce tabi kuyruk kanat problemi yaşamış, şurada bir erkek var ama şu anda zımba gibi, ikisi de sağlıklı ve eşler. Ben bunları takım olarak hediye ettim. Sahibi de bize yorumlardan yazdı, onu da kendisine yarın teslim edeceğim. Teslim videosunu da çekeceğim, sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, yine bazı arkadaşlar videolar çok uzun, izleyemiyoruz gibisinden bir şey söylüyor. Bazı arkadaşlar da videolar çok kısa, abi çok video çek, hani her yeri çek, kuşları göster gibi telkinlerde bulunuyorlar. O yüzden ortalama 10 dakikayı bulsun diye düşünüyorum arkadaşlar. Hani konu çok uzun olmazsa sizlere zaten kısa olarak hemen 3 dakika 5 dakika içinde anlatıp geçeceğim. Yani bir de aklımda şöyle bir şey var arkadaşlar, olur mu olmaz mı bilmiyorum. Hani biraz daha sistemi kurabilirsem canlı yayın yapacağım arkadaşlar. Canlı yayında kuşların içinde sizlerden gelen soruları canlı yayında yanıtlamayı düşünüyorum. Mesela canlı yayında oradan soracaksınız, böyle böyle bir durum var, ben de burada canlı yayında sizlere anlatacağım. Öyle bir düşüncem var. Eğer ileride olursa böyle bir projeyi hayata geçirmeyi düşünüyorum. Sizlerle canlı yayın yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bugünlük konum bu kadar diyeyim arkadaşlar. Tabii ilerleyen dönemlerde aklıma gelen konulardan, sizlerin sorduğu konular üzerine, işte genel üretim videolarım, hani yavrular ne durumdadır nedir, onlarla ilgili videolar çekeceğim. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim size, şu dışarıdaki şu çift tanedeki iki kuşum da yani bu zaten kuluçkada çıkmak üzere, bu kuşum da yumurtlamak üzere yuvada yatıp duruyordu. Buradaki kuşumun yavrusunu sizlerle paylaşmıştım. Yine bir tane yavru ve bu yavru maşallah subhanallah beyaz, siyah beyaz bir yavru arkadaşlar. Benim çok hoşuma giden yavru türü, kuyruğu da mavi. Çok güzel bir yavru olacak diye ümit ediyorum. İnşallah.
inşallah ölmez. Maşallahınızı esirgemeyin. Buradaki kuşlarım yine kuluçkada yatıyor ama bunların yumurtaları sanırım boş. Yani ben de bunları ellemememin sebebi kuş o şey dönemini atlatsın diye. Evet, gördüğünüz gibi ben bunları kontrol ediyorum şu anda, mesela ışıkta yumurtalar boş. Evet arkadaşlar. Yani bu kuşlar çok tüylü hayvanlar olduğu için bunları devamlı içindeki tüyleri yolmam gerekiyor. O da sperm geçişini engellemesin diye arkadaşlar yoluyorum. Kuşlarda ondan sonra dolu yumurtalar veriyor tabii ki arkadaşlar. İçeride yine birinci yuvada yumurtlamış kuşum var. Daha önce bir tane yavrusunu aldım. Burada sarı yavru vardı. Onun annesi tekrar yumurtlamış. Onun yanında tepeli kuşlarımın yine yumurtası var. Bu yuvalıkta yatan var. Orada gördüğünüz gibi köşede yine bir kuşum yuva hazırlığında, yumurta hazırlığında. Bu şekilde devam ediyor. Kendinize iyi bakın diyorum. Tekrar yeni bir videoda sizlerle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Bu arada kanalımıza like atmayı, abone olmayı unutmayın. Her yerden videolar kanalıma da abone desteğiniz devam etsin lütfen. Şu an çok az destek oldu. 1000 aboneye ulaşalım diyoruz ama 110 abone de kalmış. Kendinize iyi bakın diyorum. Desteklerinizi esirgemeyin.